Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir inceleme diyeceğim ama aslında bu inceleme değil. Ön inceleme videosuyla karşınızdayım. Samsung'un düzenlediği etkinlikler öncesinde telefonları var, saati var. Masamda görüyorsunuz şu anda. Kulaklıklar var ve telefonlar tabii ki katlanabilir modeller. Sizler için bir ön inceleme yapacağım arkadaşlar. Bu bir inceleme olmadığı için çok teknik detaylar veremiyorum. Ama bu ürünler bana geldiği zaman her birisi için detaylı incelemeler yapacağımı sözünde veriyorum. Peki masamda neler var? Hemen ön taraftan başlayayım. Burada bakın böyle bir dizi saatlerimiz var. Bu saatler Samsung Galaxy Watch 7 ve Samsung Galaxy Watch Ultra. Birazdan detaylarını size bahsedeceğim. Hemen saatlerin yanında kulaklıklar da görüyorsunuz. Samsung Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro olmak üzere iki tane kulaklık ki daha önce biliyorsunuz bu tarz değildi bunlar. Bunların özelliklerini anlatacağım sizlere. Samsung Galaxy Z Fold yani katlanabilir telefonlar bunlar ama ne şekilde katlanabilir? Bakın bu şekilde böyle kitap şeklinde katlanabilir modeller. Bir de bana en yakın tarafta bunların dediğim gibi detaylarını anlatacağım şimdi. Samsung Galaxy Z Flip 6 modelleri var. Şimdi gelin Samsung Galaxy Z Fold 6 ile başlayalım. Bakalım bu yeni cep telefonunda ne gibi özellikler var? Şimdi Samsung Galaxy Z Fold 6'ya baktığımızda arkadaşlar aslında tasarım anlamında çok büyük bir farklılık yok. Önceki modelden bahsediyorum. Yani Fold 5 ile Fold 6 arasında tasarım anlamında çok büyük farklılıklar yok. Ancak detaya indiğimizde bazı önemli farklılıklar ortaya çıkıyor ki zaten genelde de böyle olur arkadaşlar. Şimdi Z Fold 6'nın en önemli farklılıklarından bir tanesi artık yeni nesil bir işlemci kullanıyor olması. Bu Samsung'a özel bir işlemci. Bunu da altına özellikle çizeyim. Snapdragon 8 Gen 3 işlemci kullanılmaya başlamış ki Flip'te de benzer şekilde aynı işlemci kullanıyor. RAM olarak baktığımız 12 GB RAM, 512 ve 1 TB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği bizleri karşılıyor. Bu telefonla ilgili önemli bir değişiklik daha var. Buhar haznesi biraz daha büyümüş. Buhar nedir diye belki soracak olanlar olabilir arkadaşlar. Özellikle cihazın soğutmasında kullanılan bir teknoloji bu. Biraz daha büyütülmüş. Yani cihaz daha iyi soğutuluyor artık bir önceki sürüme göre. Önemli bir değişiklik ise ekran parlaklığında yapılmış ki bayağı bir değişiklik bu arada. Bir önceki modelde 1750 nit olan ekran parlaktı. Bu modelde 2600 nite çıkartılmış arkadaşlar. Oldukça iyi bir değer bu da. Özellikle güneş altında yani ışığın yoğun olduğu yerlerde bu parlaklığın çok işe yarayacağı anlamına geliyor. Cihazın yine ana ekranı 7.6 inç, ön ekranı ise 6.3 inç arkadaşlar. 200 bin açma kapama garantisi yine önceki modelde olduğu gibi var. Bu modelin önemli bir farkı var arkadaşlar. Özel bir katman eklenmiş arkadaşlar. FTG isimli bu katman sayesinde ekranın daha dayanıklı ve dış etkenlerden daha iyi korunduğu açıklandı Samsung tarafından. Kameralar tarafında ise 50 artı 12 artı 10 megapiksellik ana kameramız var. 4 megapiksellik iç ekran kameramız var ki ekran altında bir yer alıyor bu kamera. Bir de 10 megapiksel. Ön kameramızın olduğunu belirteyim. 4400 miliamperlik pilimiz var. Yine bu önceki sürümde de bu şekildeydi pembe, lacivert, gümüş olmak üzere 3 farklı renk seçeneği var. Bunlara beyaz ve siyah da ekleniyor. Ama beyaz ve siyah renk sadece online satışta olacak. Ne kadar sürer bilmiyorum ama özellikle online'dan almak isteyenler beyaz ve siyahı istiyorsanız online taraftan almak zorunda kalacaksınız. Onu da altını çizeyim. Önemli bir değişiklik ise suya ve toza dayanıklıkta olmuş IP48 desteği var artık. Daha önce X8'di artık 48 olarak tescillenmiş durumda. Yani suya sokmak konusunda dikkat edin yine de ama biraz daha dayanıklı hale geldiğinin altını çizeyim. Şimdi bu cihazda tabi yapay zeka özellikleri de geliyor. Zaten Samsung'da işte AI çağı başladı falan diyor biliyorsunuz. S24'te başlamıştı. Ama bu modelde de devam ediyor. Bu modelde daha da farklı şeyler eklenmiş arkadaşlar. Gerçekten de bir iki tane örnek koyacağım ben şimdi. Mesela fotoğrafını çekiyorsunuz. Onu çizgi roman karakterine çevirebiliyor. Animasyon karakterine çeviriyor. Farklı şeyler yapabiliyor. Bu çizimle ilgili ya da fotoğraf ve benzeri şeylerle ilgili çok güzel eklentiler gelmiş. Ayrıca kalemle mesela böyle laleten dediğimiz eskilerin söylediği bu böyle çok basit bir şey çiziyorsunuz. Yapay zeka bunu alıyor arkadaşlar. Sizin yerinize gerçekten de güzel bir hale getiriyor. Benim gibi böyle cinleri bile çizemeyenler için güzel bir özellik. Yapay zekanın biraz daha yani S24 ailesinden farklı kullanım özellikleri de var. Ben bunları anlatmıştım aslında neler olduğunu vesairelerini. Yine kanalda onlarla ilgili videolar var ama burada biraz daha böyle ileri taşınmış. Bir fotoğraf çektiğinizde işte Circle to Search vardı biliyorsunuz. Onun biraz daha gelişmiş versiyonu var. İki dilde farklı dilde konuşan insanların birbirlerine konuşmasını sağlamak için ön yüzde başka bir görüntü yani yazı çıkarken sizin kendinize farklı bir dilde gösterim yapma gibi özellikler de var. Bu ve benzeri aslında birkaç tane de özellik var. Bunlar artık yapay zeka olarak eklenmiş zaten. S24'ün özellikleri var. S24 ailesinde gelen özellikler var. Bunlar üzerine ek olarak geldiğini belirteyim. Şimdi bu ürünler bugün duyuruldu 10 Temmuz'da arkadaşlar. Onun altını çizeyim. Muhtemelen bu ayın sonuna doğru yani Temmuz ayının sonuna doğru da Türkiye'de ve dünyada tabii ki satışa sunulacak. Bunun da altını çizeyim. Evet arkadaşlar gelelim Samsung Galaxy Z Flip 6'ya. Biliyorsunuz 5'i de ben incelemiştim. Kanalda incelemesi var. hatta 4 ile 5'i karşılaştırdığım bir video da var. O videoyu da izleyebilirsiniz. Eğer merak edenler ben videonun içinde onların linklerini koyacağım. Şimdi ne değişmiş? Aslında tasarım anlamında yine önceki sürüme göre böyle inanılmaz bir değişiklik yok. Donanımda bazı değişiklikler var ve az önce bahsettiğim, Fold'da bahsettiğim yapay zeka değişiklikleri bu modele de gelmiş durumda. Şöyle elimi alayım göstereyim. Biraz daha böyle köşeli bir tasarım aslında. Hafiften de bir gelmiş durumda. Ne farkı var? Snapdragon 8 Gen 3 var. Yine bunda işlemci olarak arkadaşlar. Daha önce 8 GB RAM vardı. Artık RAM 12 GB'den başlıyor. Daha önce 128, 256, 512 seçenekler depolama tarafında. Artık 128 yok. Direkt 256'dan başlıyor ve 512 var arkadaşlar. Bunun da altını çizmiş olayım. Bu arada daha önce Flip modelinde olmayan buhar haznesi artık bu modelde de var. Az önce bundan bahsettim. Buhar haznesi daha iyi soğutmayı sağlıyor telefonun. Bu da S24 Ultra'dan daha büyük bir buhar haznesi var. Böylece telefon daha az ısınıyor. Onun da altını çizip de bana testi geldiği zaman bunların testini yapacağım. O ayrı bir konu. Ama böyle bir özelliğin olduğunu da belirteyim. Önemli bir değişiklik pil tarafında var arkadaşlar. Samsung Galaxy Z Flip 5'in pili 3700 mAh'di. altı da bu değer arkadaşlar 4000 mAh'a çıktı. Pil ömrü birazcık sıkıntılıydı. Bunu söylüyordum ben de zaten. Böyle bir günü zar zor getiriyordu. Muhtemelen bu güncelleme ile pil ömrü biraz daha iyi olur. Bir günü rahat şekilde aşar diye tahmin ediyorum. Ama test yapmadan bu konuda ahkam kesmek, yorum yapmak biraz zor olacak. Mavi, mint yeşili, gümüş ve sarı olmak üzere renk seçeneklerimiz var. Yine siyah ve beyaz online'a has olacak arkadaşlar. Online'dan aldığınız siparişlerde, yaptığınız siparişlerde ancak siyah ve beyaz rengi alabileceksiniz. Fiziksel mağazalarda diğer renklerle beraber Göreceksiniz ama siyah ve beyaz sadece online mağazalarda olacak. Ekran parlaklığı bu modelde de 2600 nit olmuş. Artık çok daha parlak bir ekranımız var ki biliyorsunuz Fold'da da böyle arttırılmıştı. Philips'te de yine arttırılmış. Ekran parlaklığının niye olması bence önemli detaylardan bir tanesi. FTY dediğimiz ekran ara, ara ekran kaplaması bu modelde de var. Biraz daha güçlü bir ekran kaplaması olmuş olduğunu da belirteyim. Bir de son bir yenilik ise daha önce 48-120 Hz aralığında bir ekran yenileme hızımız vardı. Artık 1-120 Hz aralığında ekran yenileme hızımız oldu. Biraz daha akıcılığa katkı sağlayacağını söyleyebilirim. Temmuz ayının sonundan itibaren satışa sunulacak. Merak edenler de Samsung'un online satış mağazasından veya işte fiziksel mağazalardan bakabilirler. Şimdi gelelim Samsung Galaxy Watch 7 ve Samsung Galaxy Watch Ultra akıllı saatlerine. Biliyorsunuz daha önce ailede klasik vardı, farklı modeller vardı. Artık Ultra isimli böyle tank gibi tabiri caizse ağır ve güçlü bir akıllı saat var. Bir de normal Watch 7'nin 40 milim ve 44 milim olmak üzere iki farklı sürümü olduğunu söyleyeyim. Ve Watch Ultra yani gerçekten de böyle... Hani birinin kafasına vursanız <laughs> hasar verecek kadar da ağır bir saat olmuş. Aslında dışarıdan bakınca böyle dikdörtgen kare benzeri bir tasarımla geliyor. Yani azından gövdesi öyle ama iç ekran dairesel bir ekranımız var yine. Aynı şekilde arkadaşlar. Kırmızı renkte bir böyle açma kapama tuşumuz veya bir fonksiyon tuşumuz var. Yine o tuşun üstünde ve altında iki farklı tuş var. Bunlarla birlikte hem saati dokunarak hem de bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi saatlerin bazı özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bu arada şöyle bir bilgi de vereyim arkadaşlar. Watch Ultra modelinde ESIM özelliği de geliyor. Şimdi geçmiş yıllarda ESIM Samsung saatlerinde vardı ama Türkiye'ye getirilmiyordu. Bu modelle beraber 7'de yok. Yani 7 40 ve 44 miliminde yok ama Ultra modelinde e-simli sürümde gelecek arkadaşlar. Bunun da Samsung bana bu müjdeyi verdi. İnşallah yüzümüz kara çıkmaz diyelim. Hem Watch 7 hem de Watch Ultra'da arkadaşlar 3 nanometre teknolojisine sahip Exynos işlemci kullanılıyor. IP68 desteği var. Watch Ultra'da 10 atmosfere kadar basınca dayanıklı ya da 100 metre diyor ama tabi 100 metreye dalamazsınız bunu onu söyleyeyim. Watch 7 modelleri ise 50 metre yani 5 atm'ye basınca dayanıklı. Watch Ultra'da 590 miliamperlik pil var. 100 saate kadar pil ömrü söylüyor marka. Bunu deneyeceğim bana teste geldiği zaman. Watch 7'nin 44 milim sürümünde 425 miliamper, 40 milim sürümünde ise 300 miliamperlik bir pil olduğunu da belirteyim. Ben bu özellikle Ultra'yı beğendim. Marka bana yollarsa bunu test etmek isterim. 5'i ve 6'yı test etmiştim. Kanalda onların incelemesi var ama Ultra modeli zaten yeni geldiği için o yoktu. Ve daha önceki modellerde de klasik seri bana gelmemişti. O yüzden hani biraz daha güçlü pili, biraz daha yüksek ömürlü olan modelleri kullanma imkanım olmamıştı. Bunlar teste geldiği zaman sizlerle de paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar gelelim Samsung Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro'ya arkadaşlar. Bunlar yeni nesil kulaklıklar ve e, her iki kulaklıkta da bu arada ANC yani gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Pro'nun ne farkı var diyeceksiniz? Pro'da biraz daha ekstra başka özellikler eklenmiş. Biraz yapay zeka sosu var üzerinde ama güzel işe yarayan bir sos bu onu söyleyebilirim. Ayrıca tasarım olarak da büyük bir değişiklik var. Şimdi biliyorsunuz eskiden Samsung'un Buds modelleri kulak içine giren modellerdi. Artık hemen göstereyim. Bunu detayları size göstereceğim. Artık Böyle çıkıntıları var, uzantıları var diyelim ve bu uzantılarla birlikte kullanıyorsunuz. Pro olmayan süründe arkadaşlar silikon uçlar yok, standart bir tasarım var. Pro olan ise silikon uçlar var. Şimdi tabii kutuyu görmedim ben ama muhtemelen kutusundan farklı boyutta uçlarda çıkıyordur diye tahmin ediyorum çünkü eğer silikon uçu varsa mutlaka farklı boyutta uçlarda çıkacaktır diye düşünüyorum. Yapay zeka özellikleri pro modelinde var onu söylemiştik. Adaptif gürültü engelleme modu var. Bu mod sayesinde etrafta bir gürültü varsa ve o sizin o gürültüyü duymanız gerekiyorsa mesela. Bir ambulans geçiyor vesaire. Onların sesi biraz daha ön plana çıkartılabiliyor. Tabii ki bu duruma göre yapılan bir şey onu da söyleyeyim. Veya farklı kullanım senaryolarında diyelim ki siz bir müzik dinliyorsunuz. Sürekli aynı tarzda müzik dinliyorsunuz ve equalizer'ı kullanıyorsunuz. O equalizer'ı farklı müzik türlerinde de uyarlayıp da kullanma gibi farklı özellikler var. Bunlar teste geldiği zaman ben detaylıca inceleyeceğim. Şu anda biraz daha böyle yüzeysel anlatıyorum. Bu bir ön inceleme olduğu için. Bu arada her iki modelde 32 desibele kadar gürültü engelleme özelliğine sahip ve 24 bit ses kalitesi sunuyorlar. Her iki modelde IP57 sertifikasına sahip. Pil ömürlerine baktığımızda ise 24 saate kadar bir pil ömrü sunuyor. Kutularıyla birlikte tabii ki bu. Ama bunların detaylarını söylediğim gibi ben incelemeye geldiği zaman sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar Samsung Galaxy Unlight etkinde tanıtılan bütün ürünleri hemen masam da görüyorsunuz zaten. Sizlere anlatmaya çalıştım. Ama bu bir ön incelemeydi. Ön inceleme olduğu için sürçülisan edebilirim. Hatalı bilgiler, eksik bilgiler vermiş olabilirim. Çünkü 5 dakika önce gördüm bütün bu ürünler arkadaşlar. Ki en azından bunların herhangi bir içimde birkaç saat ayırmam gerekiyor ki size doğru bilgiler aktarayım. Ama bu bir ön inceleme olduğu için hızlı bir şekilde size bilgileri vermeye çalıştım. Bu ürünler bana geldiği zaman detaylı incelemeleri yine YouTube kanalımda bulacaksınız. Ayrıca bütün ürünlerin, hemen hemen bütün ürünlerin Temmuz ayının sonu ve Ağustos ayının başı itibariyle Türkiye pazarında da satış Size sunulacağını müjdesini vereyim. Bu ürünlerle ilgili ya da videolarımla ilgili sorularınız, görüşleriniz, fikirleriniz olabilir. Yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyorum, hepsini değerlendiriyorum. Eh, ben bu kadar uğraşırken sizden küçük de bir ricam var. Kanala abone olmanızı rica ediyorum. Kanala abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim, çok mutlu olurum ve bu tarz içeriklerin devamı konusunda da bana destek olmuş olursunuz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.